Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun darbe sürecinden bu yana yaptığı neredeyse bütün konuşmaları izledim. Çok yakından takip ediyorum. Darbe ve FETÖ'le mücadele konusunda ne yaptığı konusunda not alıyorum. Maltepe mitinginin konuşmasını siz oradaydınız muhtemelen dinlemişsinizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sitesi bunu yayınladı metin olarak. Ve ben dün satır satır ve kelime kelime okudum bu konuşmayı. Sadece dinlemekle kalmadım ve bir analizini çıkardım. Kelime analizini. 3905 kelimelik bir konuşma yapmış Sayın Kılıçdaroğlu. Bu konuşmada 8 defa FETÖ kelimesini kullanmış. Bu 8 defa FETÖ kelimesini sadece bir tanesinde FETÖ'ye karşı olduğumuz için yürüdük cümlesidir o. FETÖ'ye karşı olduğunu anlamış olduk bu cümleden. Geri kalan 7 FETÖ kelimesini çeşitli vesilelerle kullanmış konuşmanın bütün tamamında 8 defa darbenin siyasi ayağı kelimesini şey cümlesini tamlamasını kullanmış. Yani AK Parti'yi suçluyor. 7 defa sarayın 15 Temmuz'u kelimesini kullanmış. 9 defa 20 Temmuz darbesi tanımlamasını kullanmış. 17 defa saray kelimesini kullanmış. Rakamsal olarak ve matematiksel olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun Maltepe konuşması FETÖ darbesine ve FETÖ örgütüne yönelik bir konuşmadan ziyade AK Parti, Erdoğan'ı saray diyerek, sarayın 15 Temmuz'u diyerek, 20 Temmuz darbesi diyerek mahkum etmek ve bir yere çekmek için kullanılmış. Konuşmanın bütün tamamını algılama açısından bütün tamamını dikkate alırsanız eğer bu mitingin sanki AK Parti AK Parti iktidarı ve Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış bir darbeye karşı ve o darbenin mağdurlarını savunmaya karşı yapılmış bir konuşma olarak algılarsınız. Ve hiç abartmadan söylüyorum. FETÖ örgütünü mahkum edecek şiddette, sertlikte, lanetleyecek ölçüde bir cümle kurmamıştır Sayın Kılıçdaroğlu.